Mustafa merhaba. Sizlere yeni bir Excel videosuyla beraberiz. Şimdi veri doğrulamayı ben size göstereceğim. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz? Sürekli veri girdiğiniz bir birimde tekrar tekrar aynı şeyleri yazmak istemiyorsanız, bunun etkin bir şekilde çıkmasını istiyorsanız, örneğin bir maden işletmesi olarak düşündüm mesleğim gereği. Makina var. Makinenin cinsi. Bunu kullanan operatörler olabilir. Çalıştığı katlar, aynalar, oradan ürettiği ürünler olabilir. Ve karşılığına herhangi bir şeyler yazabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Makina kısmını bir doğrulama alanımız olacak. Buralarda makinaları seçiyoruz. Bu kısma sol tuşla tıklayarak makina yazıp Enter'a basıyoruz. Ve buranın adı artık makina olmuş oluyor. Seçtiğimiz bölge kadar tabii ki. B sütununu seçersek buraya da solla tıklıyoruz. Operatör yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Herhangi bir şekilde farklı yaptığınızda bunu kabul etmeyecektir. Buradaki bu seçili alanın adını belirlemiş oluyoruz böylece. Burayı kat olarak belirliyoruz. Enter'lıyoruz. Buranın adını ayna diyoruz. Olmadı. Ayna diyoruz. Şu kısma ürün diyoruz. Bunlar seçildi. Burada sadece alacağımız veri yerini kontrol etmek için, doğru şeyleri yazmak için aldım. Veri doğrulamaya geldiğimizde ne kadar bir kısım tamamını seçeceksek yine Ctrl, Shift ve Alt tuşuna basıyoruz. Veri doğrulama. Veriden veri doğrulamaya geliyoruz. Veri doğrulamayı seçiyoruz. Seçtiğimiz yere ne gelmesi gerekiyor? Biz orada bir liste istiyoruz. Listede ne yazacak? Eşittir'le başlamamız gerekiyor ve orada aynen yazdığı şekilde olması gerekiyor. Makine yazıyoruz ve artık buraya makinalar geliyor. Gördüğünüz gibi 4 çeşit makinamız var. Örneğin seçelim CAT 280H, GHH 4.5, GHH 6.3, GHH 10 dedik. Bu kısmı da operatör olarak yazacağız. Ctrl Shift yine Alt'la tamamını seçiyoruz. Veri doğrulama. Yine aynı şekilde liste gelmesini istiyoruz. Ve burada seçiyoruz. Ne gelmesini istiyoruz? Operatörlerin gelmesini istiyoruz. Operatörleri seçiyoruz. Ali, Veli, Murat, Mustafa olabilir. Burada neyi seçiyoruz? Veri doğrulama. Yine liste gelecek. Eşittir. Kat diyoruz. Ve burada artık katlar geliyor. 1500, 1600, 1560, 1580 diyebiliriz. Aynayı yapmak istiyorsak, özür. Ctrl Shift Alt, veri doğrulama seçiyoruz. Liste, eşittir'i unutmuyoruz. Aynı şekilde yazıyoruz. Artık aynalar geliyor. Örneğini yazalım. Ayna 4, ayna 6, ayna 5, ayna 3 de çalıştı. Ürün yazmak istiyoruz. Veri doğrulama diyoruz. Yine liste diyoruz. Buraya da eşittir ürün diyoruz. Ürünleri de seçiyoruz. Bakır üretmiş buradan. Kurşun üretmiş. Altın üretmiş. Çinko üretmiş diyoruz. Ola ki yeni bir makine aldınız ya da yeni bir operatör aldınız, yeni bir kat açtınız
Buradaki de verileri değiştirmek istiyorsunuz. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Örneğin makine için biz şu dört kısmı seçtiğimiz için buraya buranın arasında olması gerekiyor. Ekle, aşağıya sürükle. Altına eklersek kabul etmez. Ortasına ya da başına bir kısma eklememiz gerekiyor. Ne diyebiliriz? Komatsu diyelim. Bu kısımda bu sefer gördüğünüz gibi beşli olan yer. Veriye geldiğimizde burada görüyorsunuz komatsu gelmiş oluyor. Yine veri doğrulamada bu birime ya da nereye diyelim ayna. Çeşitli bir ayna eklemek istiyorsunuz. Ekle. Aşağı sürükle. Ayna 7 dediniz. Şimdi bakıyoruz. Buraya kadar olan kısım ayna olarak gözüküyor. Veri doğrulamaya geliyoruz. Burada ayna 7'yi seçeceğiz. Ama sıralı değil. Gördüğünüz gibi. En sonda olması gerekirken yok. O zaman hemen veri doğrulamaya geliyoruz. Bu kısmı seçip A'dan Z'ye sırala diyoruz. Geçerli seçimle devam et. Sadece bu kısmı 7'ye kadar sıralamış oluyor. Bakıyoruz. Veri doğrulama ayna 7 en sona gelmiş oluyor. Teşekkür ederim. Bunu farklı alanlarda da kullanabilirsiniz. Ben bunu madencilik için hazırladım. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız, paylaşmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.